Herkese merhaba, Doktor Berk Karataş ben. Penis büyütme deyince uzunluktan mı bahsediyoruz, kalınlıktan mı bahsediyoruz yoksa her ikisinden mi bahsediyoruz? Bu oldukça önemli çünkü şu anda her ikisini de tatmin edecek yani mutlu edecek düzeyde aynı anda yapabilen bir metodumuz yok. Evet, bizim ameliyatsız penis büyütmede bir miktar kalınlaşma oluyor, biraz sonra bahsedeceğim ama oradaki kalınlaşma işte dolguda ya da yağdaki gibi tatmin edici bir kalınlaştırma olmuyor. Kısaca yani birçok yöntem var şu anda pratikte uygulanan, teoride var olan ama tüm dünyada bir iki tane yöntem var. En sık yapılan bunlar. Pratikte de en çok karşılaştığımız yöntem bunlar. Onlar biraz daha tıbbi çalışmalarda, bilimsel çalışmalarda yapılıyor ve sonuçları da hemen hemen çok net değil. Yani geçmişi bu biraz sonra anlatacağım yöntemler kadar çok geriye dayanmadığı için bazı endişelerimiz var. Şu anda en sık uyguladığımız yöntemler bunlar. Eğer penis büyütmeye karar verdiyseniz bir kere kalınlaştırma mı daha ön planda olacak, uzatma mı daha ön planda olacak? Buna karar vermek gerekiyor. Ya da her ikisini de yapacaksak o zaman bazı işlemleri üst üste yapmamız lazım. Mesela eğer sadece uzunluk artışı yapacaksak bunu iki yöntemle yapılabilir. İşte halk arasında bilinen bir ameliyatlı bir de ameliyatsız yöntemle. Ameliyatlı yöntemde penisin üst tarafında pubik kemik dediğimiz yere tutan bir bağ var. O bağ kesiliyor. Bu bağ kesildikten sonra genellikle gerici cihazlar bir süre kullanılması gerekiyor ve öneriliyor. Birçok kişi de zaten böyle yapıyor. Burada hedefimiz 1 ila 3 cm bir uzunluk artışı peniste. Ameliyatsız yöntemde gerici cihazlar çok daha aktif olarak kullanılıyor. 6 ay bazen 1 yıla uzayan süreler de olabiliyor aralıklarla. Bir de penis kapasitesini artırmak için özellikle sertlikle ilgili de bir miktar sıkıntısı olan kişilerde bakım PRP, şok dalgası gibi tedaviler ayda bir olarak eklenebiliyor. Bizim ameliyatsız penis büyütme videomuz var. O videoda bunun detayları var. Hemen videonun son kısmına koyacağım. Oradan onu da izleyebilirsiniz. Buradaki hedefimiz de aynı. 1-3 cm uzunluk artışı oluyor. Arada uzunluk artışı arasında, her iki yöntem arasında çok büyük bir fark yok. Hatta şöyle öneriliyor. Bir sonraki video ya da ondan sonraki videoda anlatacağım. Burada ameliyatsız yöntemin penis uzatma isteyenlerde ilk basamak tedavi olarak önerilmesi gerektiğini söylüyorlar. Dolayısıyla çok büyük fark yok. Bir artısı ameliyatsız büyütmenin, bu tabi şuradaki kalınlık artışı kadar olmasa da yaklaşık 1 cm biraz kapasite artımı da yaptığınız için, yani penise giden kan akımını arttırdığınız için, vakumla penis içindeki oksijenasyonu arttırdığınız için vesaire bir kalınlık elde edebiliyoruz. Ama tabii buradaki kalınlık, bir kişi gerçek bir kalınlık istiyorsa, penisi ince uzunsa, buradaki kalınlık tatmin edici bir kalınlık olmuyor. Sadece kalınlık artışı yapılacaksa şu anda dünyada en sık uygulanan iki yöntem var. Bir, yağ enjeksiyonu. Vücudun karın bölgesinden alınan yağlar penise hazırlanıp enjekte ediliyor. Bir de dolgu maddesi enjeksiyonu. Dolgu maddesi için dünyada şu anda en çok hiyonik asit kullanılıyor. Şu yöntem, yani dolgu maddesi enjeksiyonu, giderek yaygınlaşıyor dünyada. Çünkü çok kısa sürede klinik şartlarında yapılabiliyor. Komplikasyon oranı çok az ve benim için, yani ben çok uzun sürede dolgu maddesi enjeksiyonu yapıyorum. Yağ enjeksiyonu artık yapmıyorum. Buradaki en büyük avantaj tekrar tekrar uygulanabilir olması. Yani en küçük bir şeyde, bozuklukta ya da azalmada tekrar 1 cc, 2 cc, 3 cc ilave edebiliyorsunuz. Bununla ilgili de videomuz var. Onu da izleyebilirsiniz. Her ikisinde de aslında kalınlık artışında sınır yok. Yani bizim hedefimiz tabii 3 ila 5 cm kalınlaştırmak çevrede. Ama burada bir sınır yok. Yani çok fazla verirseniz o zaman da çok daha fazla kalınlık olur. Ama sonuçta bu iş estetik bir iş aynı zamanda. Dolayısıyla böyle top gibi bir penis elde etmek, özellikle kısa penislere çok fazla kalınlaştırma yapmak estetik olarak algıyı oldukça bozacaktır. Dolayısıyla biraz da estetiğe önem vererek yapıyoruz. Tabii hastalar bazen istiyorlar daha çok daha çok olsun diye, ama yapmamak lazım. Ama sınır olmadığını da bilelim. Yani sonuç olarak penis büyütme işinde
hangisinin ön planda, istediğinizin ön planda olduğunu biliyorsanız o yola gitmek lazım. Ha şöyle yapılabilir. Ben hem uzatma hem kalınlaştırma istiyorum diyorsanız bu yöntemlerden birini uzatmada seçip ondan sonra da ikinci yöntem olarak kalınlaştırma yapılabilir. Ben uzatma sırasında kalınlaştırma yapmıyorum. Mesela ameliyatlı kalınlaştırma yaptığımız zaman penis bağ kesimi yaptıktan sonra aynı anda kalınlaştırma yapmıyorum hyaluronik asitle. Çünkü gerici cihazlar kullandığımız zaman verdiğimiz dolgu maddesinde yer değişiklikleri olabiliyor. Çünkü penisi tutuyorsunuz, çekiyorsunuz, geriyorsunuz vesaire. Dolayısıyla genellikle önce uzatma, yani her ikisi birden isteyenlerde önce uzatmayı yapıp uzatma işlemi bittikten sonra 1 ila 3 santim aralığı yakaladıktan sonra hastada mutluysa ikinci aşamada kalınlığı yapıyorum. Kalınlık isteyenlere de sadece kalınlık yapıyorum. O zaman uzatmayı da yani istiyorsa belli bir süre sonra o da yapılabilir. Ama genellikle kalınlık artışı, sadece kalınlık artışı isteyenler uzunlukla ilgili bir problemleri olmuyor. Sonuç olarak her iki yöntemi de aynı şekilde, yani her tek bir yöntem hem kalınlaştırmaya hem uzunlamaya yol açmıyor. Buna dikkat etmek lazım. Penis büyütme deyince uzatma ve kalınlaştırmayı ayrı düşünmek lazım. Teşekkür ederim.